Bakalım şu Age of Empires mobil nasıl bir oyun olmuş? Güzel mi değil mi? Erken erişim olarak yayınlandı dostlar ve beğenip abone olup bildirimleri açarsanız tam sürümde de bir oyunu tekrardan inceleriz. Güzel bir sinematik başlangıç. Sinematik oldukça başarılı duruyor dostlar. Seslendirmenin falan da üzerinde durmuşlar yani çok güzel bir sinematik ve şu an grafiklerine bakınca da net bir şekilde söyleyebilirim. Bir 4X SLG oyun gibi olsa dahil tasarım ve grafikler güzel duruyor abi. Arka planda hala oyunu indirmeye devam ediyor. En yüksek grafiklerde oynuyor muyuz onu da bilmiyorum. Ve şu an emülatör üzerinden oynuyorum. Daha rahat olur düşüncesiyle böyle bir topa girdim. Bunu böyle bu şekilde mi yönlendirebilirim? Daha da ileriye gitsinler ya. Gıdım gıdım ilerletiyoruz. Şuradan devam edeceğiz. Şuraya kadar geleceğiz. Çevre tasarımları gayet güzel. Eğer en yüksek ayarda oynuyorsak, hatta düşük ayarda oynuyorsak bile güzel. Oo, sinematikler çok tatlı duruyor ya. Bayıldım. Prensesi koruyoruz şu an. Kurtlar. Barbarlar geliyor. Oha. Helal olsun be abime be. I fear this is where we part, my steel rose. Oğlum çok üzücü lan. Find Kutsal kılıcı the bul, imparatorluğu kurtar. Görevimiz o kutsal kılıcı bulmak abi. Karl'ın kanını yerde bırakmayacağız. Bak Josephine de aynı şeyi söylüyor. 1167 MB bir indirecek. Bu ne kadar acaba? Neyse indirsin bakalım ya. Evet, yerleşeceğimiz noktaya bulduk. Şimdi Age of Empires serisini bilmeyen varsa dostlar, bilgisayar oyunları tarihinin gerçekten en sevilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri ve PC sürümlerinde bu oyunun çok fazla serisi var ve ben de birçoğunu severek oynadım. Bakalım mobil sürümü bilgisayar versiyonlarının ne kadar benzeri veya ne kadar farklı buna bakacağız. Ama şu ana kadar gördüğüm en iyi grafikler diyebilirim. En azından 4X SLG bandında. Şimdi ilk olarak klasik, her SLG oyunda olduğu gibi bir kulübemizi yaparak başladık. Şimdi köylü eğitecekmişiz. Daha fazla eğitemiyor muyuz? Eğitelim abi. Köylüler bizim işimize çok yarayacak. Oğlum ağaçların bak şu rüzgarla beraber dalgalanmasına falan da dikkat etmişler. 3 köylüyü birden ağacın başına yollayınca çok daha çabuk ilerledik. Neyse o köylüler kaynak toplaya koysun. Barbarlar her şeyi yok etti ve burada yaşayanları öldürdü. Oyunda Türkçe altyazı ve Türkçe dil seçeneğinin olması menü itibariyle güzel. Urdin. Yalnız bu biraz Türk'e ve Moğol'a benziyor ama lan barbar diye umarım bize demiyordur bunlar. Tamamdır. Şimdi bakalım ilk savaş sahnesini göreceğiz. Haydi bakalım. Savaş sahnesi ne kadar detaylı ve güzel olacak. Haydi koçum. Yani burası birazcık klasik SLG oyunlar gibi olmuş. Yani birçok SLG oyununda da aynı savaş mantığı var. Vur kafasını, vur kafasını. Hadi koçum vur kafasını. Vur 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 vur. Bozgun abi bozgun. Bir de af mı edeceğiz? Umarım Türk değildir lan. Umarım Türk değildir. Düşsün ama... düşmedi abi. Şimdi son pakette bir 1300. Yani 1,3 GB falan. Nereden baksanız bir 3 GB iç indirme yapıyor. Burada da bir noktayı hemen onarıyoruz. Öyle ama Age of Empires renklerini seçmişler böyle mavili. Tatlı olabilir abi ya. SLC oynasak bile en kalitelisini oynayalım değil mi? Lan kuzuyla da bu kadar uğraşmazsın oğlum. Bıçağı vuracağım boynuna. Hiç mi kurban kesmediniz be? Abi en yüksek ayarlarda mı oynuyoruz? Çok merak ediyorum ya. Neymiş? Acemi kılıçlılar. Eğitelim abi. Bildiğin ordu kurduk baba. Şimdi ileride seçkin barbarlar varmış. Onlar da şurada. Oğlum ne oluyor lan? Bizim adamlar ne ara gitti de burada yeniliyor. Kardeşim yürü kurtaralım şunları gel. Gel buraya. Yalnız bana Türklere var ya. Bana Türklere bir şey yaptırıyorlarsa olay çıkartırım. Vur vur vur. Oğlum ne oldu lan? Biri skill attı. Bildiğim biri skill attı. Savaşa yaklaşabiliyor muyuz? Hemen şimdi kuleye saldırıyoruz. Abi bu kuleyi alırız herhalde ya. Kulede bir şey yok. Devam et. Evet. Gittiğimiz her yeri iskan ediyoruz dostlar ama... Çelik Gül Josephine. Atika.
Ulan biz sanki vallahi Türklerle savaşıyormuş gibiyiz ya. Şu an çok çok tedirginim baba. Seslendirmeler ama mükemmel yapmışlar. Bakın tekrardan söylüyorum, güzel yapmışlar. Birazcık daha böyle model tasarımı bir tık daha gerçekçi yapsalarmış daha tatlı olurmuş. Vur kankam vur. Vur, biz bunları her türlü alırız. Aha bak ultimate atıyor ya. Çelik Gül Josephine'in yeteneği galiba. Aa, ama bizim canımız daha çabuk gidiyor. Oha! Ultimate kullandık. Josephine'in ultimate'i çok iyiymiş lan. Oha! Onun ultimate'i bizden daha da güzel. Ama yendik. Bu yetenek olayını çok güzel yapmışlar. Yendik. Zorlandık ama yendik. Çek abi, altınlar bizim hakkımız. Kırılmış kutsal kılıç. Şimdi bunu tamir ettirecek bize kesin. Tüm iç indirmeleri yaptı. Ödüllerimizi alalım abi. Yani ödüllere bakınca vallahi klasik bir 4X SLG gibi. Yalnız hiç askerimiz kalmadı ya. Şu kasaba merkezimizi bir onaralım. Bu arada dostlar, bu oyunun arkasında Tencent Games var. Biliyorsunuz ki Tencent Games çok popüler bilgisayar oyunu. Çok fazla ödül alan Elden Ring'in de mobil bir sürümünü yapacak. Umarım Elden Ring'in birazcık orijinal yapısına sadık kalırlar. Umut ediyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Ağaç mı keseceğiz abi? Yolla tüm köylüleri buraya, gel. 3 köylü de burada. Hemen hızlı hızlı kessinler. Hemen şuraya bir evimizi inşa ediyoruz. Buraya da hemen abi 3 tane adam gelsin. Seri seri yapalım. Yemiş mi toplayacaklar? Bunlar kestaneye benziyor yalnız. Kestane de çok uzun ağaçlarda yetişir. Bilmiyorsanız genel kültür bilgisi de vereyim ben burada size. Yani oyun desen var. Zaten mobil oyun kanalı desen nadir. Genel kültür bilgisi desen gördüğünüz gibi cabası. Köylümüzü de eğitelim. Köylü milletin efendisi abi. Her ne kadar Türklere karşı savaşıyor olsak da burada bile grafik kalitesini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz dostlar. Modellemeleri böyle yakına aldıklarında menü içerisinde falan güzel yapmaya çalışmışlar. Tencent'in neden böyle bir oyun çıkarttığını aslında çok iyi anlıyorum. Çünkü siz sevmeseniz de, aramızdan bazı kişiler sevmese de 4X SLG oyunları global anlamda çok fazla seviliyor ve Türkiye'de de çok fazla oynanan 4X SLG oyunları var dostlar. Hepiniz bir ikisine mutlaka denk gelmişsinizdir. Bir animasyon daha mı girdi? Ulan daha köyü yeni kurduk. Dur ulan, kurduğumuz köy yalan oldu ya. Ne yapacağız? Ulan şuna bak, daha yeni kurduk, seviye 2 yaptık biz bunu. Dik ve uzak barbarlar henüz burayı keşfetmemiş. Buraya bir şeyler koyacağız herhalde. Abi şimdi o dağın yamacından çıktık. Hava karardı. Bir yerlere doğru gidiyoruz. Burada değişik sihirli bir şey bulduk. Ne bu? Aslan yürekli kaması. Bıçaklı dayanak 1. Yani bu da güzel. Ama hadi bunu seçelim. Çok güzel. Çelik gülümüzü biraz daha geliştirdik. Devam edelim abi. Şurada bir grup barbar var. Aa bak, bu yeteneğimiz olmuş. Oo, bu şekildeymiş. Çok iyi. Bak bu yetenek sistemi de eşsiz ve güzel olmuş. Bu ne? Bu imparatorluğun destansı temelidir diyor. Oha. Şimdi ne diyor? Bunu geliştirmemizi mi istiyor? Aynen, tamam, geliştirelim. Ne tarafa gidiyoruz? Gel. Gel bu tarafa. Burada bir şeyler var mı? Boş gözüküyor ama nereden atıyorlar bize o mancını lan? Bak bak, şuraya doğru. Şuraya doğru. Hepsini bir etki. Çok iyi yetenek ya. Hah, boss'a da geldik. Kankam vur şuna. Şuna vur. Aa bak, arkadan da saldırıyorlar. Yönünü değiştirebiliyor muyum? Saldırıdan kaçmak için yönünü değiştirebiliyorum. Güzel. Şöyle şuraya doğru yine bir yeteneğimizi kullanalım. Bak bu şekilde anlık manevralar yapabilmek bence çok tatlı. Yani en azından rakibin saldırısından bir şekilde kaçabiliyoruz. Hadi koçum, alırsınız siz onu. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Rakibin saldırısından kaçtık. Neyse, güzel. Şimdi şöyle devam edelim. Ben savaşma tarzını beğendim. Git direkt şuna saldır. Direkt şuna saldır. Abi barbarların arasına girdik ama hata yaptık yüksek ihtimal. Çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan. Şunu kullan. Gir şöyle. Gir şöyle. Oğlum rakibin ultimate'i de çok iyiydi lan. Saldır şimdi şuna.
Hiçbir barbarı yok, odaklanabiliriz yani. Kanka biz ciddi söylüyorum bak, rakibin adı da Tulkan, ya Moğol ya da Türklere karşı savaşıyoruz ama hayırlısıyla dur. Çık 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 çık. Şuna bas. Gir şöyle, saldır şuna. Kanka çıkalım. Çıkalım. Ay yanlış yere skill kullandım. Neyse en azından onun skillinden kaçtık. Şimdi tekrardan saldıracağız. İyi lan, en azından manevra manevra falan yapıyoruz. Sarıyor yani kankam. Bu sefer alacağız onu. Vur. Çok güzel ve bir sinematikle olayı tamamlıyoruz. Yalnız oyun bize hala grafik ayarlarını göstermedi. Bir görsek iyiydi abi onu ya. Kasaba merkezini yükseltelim. 6 dakikaymış. Hızlandıralım abi. 5 dakika hızlandır. Tamamdır. Şöyle köyümüz adam olmaya başladı. Bu kılıcı arıyoruz dostlar. Daha doğrusu bulduk da tamir etmeye çalışıyoruz. Şu an %45. Orada benim facecam'im olduğundan siz görmüyorsunuz. Evet, şimdi köylüler şu tarlayı bir ekip bitsin abi. Şehir düzenlemesini en son yaparız. Şimdi bunlarla uğraşmayalım abi. Değirmenimizi hemen yükseltelim. Oduncu kampını yükseltelim. Bir tane de hastane yani. Gelişmişiz de. Metropol gibiyiz yani. Majesteleri, çok sayıda barbar birliği arazimize yaklaşıyor. İstihbaratı kontrol etmeliyim. Bu barbar yalnız renkli menkli. Monduk. Güzel. Abi, sinematik olayı... Bak, alkışlıyorum. Sesi geliyor mu? Sesi gelsin lan. Sinematik olayı 10 numara. Hiçbir sorun yok. SLG 4X SLG tarzında olduğunu da net bir şekilde anladım. Bunun sunumu güzel olduğu takdirde neden kaliteli bir 4X SLG oyununa hayır diyelim? Pay to win olur mu olmaz mı orasını bilmiyorum abi. Şimdi biz bir Monduk'u aramak için yola çıkıyoruz yine. Şurada yeteneğimizi geliştireceğimiz bir kule var. Gideceğiz de gideceğiz. Yolumuz bayağı uzun. Ama hangi grafik ayarlarında oynuyoruz hala onu çözemedik. Şimdi bıçaklı dayanak, saygısız öğreti. Etki alana hasar vermek ve düşman birliklerini 2 saniye serseme... Şu mancınığa dönüşmeyi seçelim lan bu sefer de. Bakalım abi. Şu mancınığa dönüşelim. Bak şöyle. Çok iyi. Bildiğim mancınık olduk şu an lan. Vur abi. Mancınık gitmeden hemen. 2 saniyesi var. Vur şunlara. Ah be, bitti. Şöyle bir geriye çekil. Mancınığa dönüş. Saldır. Vur mancını. Oğlum bu neden bu kadar güçlü lan? Kolay kolay hasar da yemiyor. Odaklan buna. Dur 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 dur. Çok hasar almayalım. Onun bir şeyinden kaçalım. Dönüş tekrardan mancınığa. Vur buna. Oğlum onun da yeteneği çok güzel. Anka kuşu gibi bir şekilde dönüşüyor, saldırıyor bize. Kaçalım abi. Anka kuşundan hasar almayalım. Vur artık şuna. Alırsınız artık bunu askerlerim. Bir şeye dönüşmeye gerek yok, alırsınız siz onu. Yine bir mancınık şov. Normal askerlere mancınık çok iyi. Gel gel şöyle gel. Şunun yeteneğinden, ah bu sefer kaçamayacağız galiba. Şöyle arkasına gel şimdi, arkasına gel. Mancına tekrardan dönüşeceğiz. Dönüş abi mancına. Şuna vur şuna. Ya adam her halükarda bize doğru sallayabiliyor o yeteneği ya. Vur kankam, vur şuna. Saldır artık şuna. Işık kovalayan hareket hızını arttırıyormuş. Aslan yürekli kaması, bu da güzeldi. Hadi değiştirelim. Neyse bununla devam edelim. Bu da güzeldi çünkü kötü değildi. Vur şöyle şuraya doğru. Nice. Vur şuna şimdi, saldır. Tamam şöyle gelin, şöyle gelin, şöyle gelin. Abicim çok iyi bir komutanım bak, askerlerimi de düşünüyorum direkt. Değişik bir saldırı yaptım ama en azından kaçtık. Dur, şu o yeteneğini bir kullansın. Biz şöyle şu tarafa doğru gidelim. Neyse, 470 canımız kaldı. Onun da 88, bırak kullansın. O yeteneğini kullanmadan öldürürsek helal olsun diyeceğim. 1 dakika 20 saniyemiz kaldı dostlar. Tamamlayamazsak sıkıntı. Şu da güzel aslında biliyor musunuz? Ama şunu da bir canım çekmedi değil. Gittiğimiz yerde alev bırakacağız. Daha ne olsun? Bastığımız yerden alev çıkıyor. Kullan. Ver şöyle şuraya. Askerlerinin çoğunu yalan ettik. Dur. Şunlara saldır. Şunlara. Şunlara saldır bir hemen. Monduk'u en son hallederiz. Monduk gel şimdi koçum. Neredesin? Monduk nerede lan? Ha, odaklı saldırı yaptığımızdan gözükmüyor. Ya da Monduk görünmez olmayı çözdü yani. Bunun başka yolu yok. Oğlum bizim canımız çok azaldı yalnız. Ve Monduk'u da göremiyoruz abi. Dur şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Gözünü seveyim dur ya. Monduk'u da yok ettik.
Savaşma tarzı daha önce görmediğim tarzda dostlar. Gerçekten bir stratejik tarafı var oyunun. Çünkü kahramanınızın yeteneklerini yani komutanınızın yeteneklerini değiştirip buna göre hareket edip kullanmak bence BSLG oyuna göre oldukça iyi bir şey. Oha, çağ ilerlemesi yapıyoruz. Şimdi ben baya bir şeyi yükselttim ve feodal çağa geçiyoruz. Nasıl bir şey olacak feodal çağ? Aa, bizim kılıç tamamlanmış. Kutsal kılıç artık eskisi gibi parlıyor be kardeşim. Ulan kendi ırkıma ihanet ettirdiler. Bak bak bak, kılıcı sallayacağım şimdi. Kılıç benden büyük be. Feodal çağ. Yeni binalar açıldı, yeni birimler açıldı. Aa, şimdi seçim yapacağız. Evet, şimdi dostlar seçim yapacağız. Bakalım Çinliler. Bina tasarımları bu şekilde. Güzel, güzel. Hepsinin tabii ki farklı bir özelliği var. Fransızlar, zannetmiyorum seçeceğimi. Bizanslılar, imkansız. Romalılar. Seçersem Romalıları seçerim gibime geliyor dostlar. Ben yüksek ihtimal. Oğlum, değişik bir kasabada başladık direkt ha. Romalılar karlı bir ortamda. Kanka, grafikler güzel be. Şu an tam SLG oyuna döndü yalnız, bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ayarları görebiliriz. Görüntü ayarlarına bir girelim. Yalnız yüksek kare hızını etkinleştirirsek çok daha güzel olur. Kenar yumuşatmayı da açtık. Şu an en yüksek ayarlarda oynuyoruz. Bak, kusursuz, standart, HD, süper HD. Şu an 60 FPS, ping biraz yüksek ama erken erişimde olduğu için olabilir. Bugün sizinle beraber Age of Empires Mobile'in erken erişim versiyonuna bir ilk bakış atmak istedim dostlar. Görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve canlı yayınları, yeni çıkan mobil oyunları, en yeni videoları kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açarsanız ve özellikle bildirimleri tümü yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.